Herkese merhaba. Ben Gazi Kent Eğitim Kurumlarından Muhammed Hoca. Bugün ALES ve KPSS'de karşımıza çok sık çıkan sözcükte anlam konusu üzerinde duracağız. Türkçenin en temel konusu olan sözcükte anlam konusunda birkaç ana başlığımız var. Bunları örnekler üzerinden ve bazı kurallar üzerinden açıklamaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, Türkçede bir sözcüğün kullanımına göre çok değişik anlamları olabilmekle beraber aslında sözcükte anlam dediğimiz konu iki ana başlıktan oluşuyor. Birincisi, sözcüğün bir gerçek anlamı vardır. Buna temel anlam, ilk anlam, sözlük anlamı da deriz. Bir de sözcüğün cümle içinde kazanabileceği ikinci bir anlam vardır ki ona mecaz anlam diyoruz. Değerli arkadaşlar, gerçek anlam kendi içinde temel anlam ve yan anlam olarak ikiye ayrılıyor. Ancak şöyle bir durum var. Sözcüğü düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk anlamı o sözcüğün temel anlamıdır. Bunun için şöyle bir uygulama yapıyoruz. Cümle içerisinde anlam özelliğini incelediğimiz sözcüğü tek başına düşünüyoruz. Aklımıza ne çağrıştırıyor buna bakıyoruz. Çağrıştırdığı şey aklımıza ilk gelen anlamsa o zaman sözcük gerçek anlamındadır. Bunu hemen uygulama üzerinde görelim. Örneklerimiz burada. Çok okumaktan gözleri kızarmış. Buradaki göz sözcüğünü düşünelim. Çok okumaktan gözleri kızarmış cümlesinde göz sözcüğü ilk anlamında mıdır, temel anlamında mıdır diye düşünüyorum. Göz sözcüğüne bakıyorum. Görme organıdır gözün ilk anlamı. Burada bu cümlede görme organı anlamında mı kullanılmış? Evet. O zaman burada göz sözcüğü temel anlamında kullanılmıştır, gerçek anlamında kullanılmıştır diyebiliyoruz. Burnunu kapıya çarptı dediğimizde İnsan vücudunun bir parçası, nefes alma, koklama organımız mı aklımıza geliyor? Evet, burun kelimesini tek başına düşündüğümde aklıma gelen anlamıyla cümleye koyduğumda aklıma gelen anlamının aynı olduğunu görüyorum. Demek ki burun sözcüğünün anlamı değişmemiş. Değerli arkadaşlar, bir diğer örnek, misafirleriyle meydanda buluştu. Meydan biliyorsunuz açık ve geniş alanları tanımlamak için kullandığımız bir sözcük. Meydan kelimesinin bu aklımıza gelen temel anlamıydı. Cümledeki anlamına bakıyorum, aynı olduğunu görüyorum. Demek ki göz, burun, meydan sözcükleri bu cümlelerde temel anlamında, ilk anlamında kullanılıyor. Temel anlamın, gerçek anlamın bir alt başlığı da farklı bir kullanılma şekli de yan anlamdır değerli arkadaşlar. Yan anlam sözcüğün temel anlamından tamamen uzaklaşmamış fakat şekil ve işlev benzerliği yoluyla yeni bir anlam özelliği kazanmış halidir. Bu yeni anlam özelliğini ya şekil ya işlev benzerliği de kazanır. İlk anlamını, temel anlamını her zaman bağlıdır. Tam olarak kopmamıştır. Geminin burnu kayalıklara çarptı dediğimizde burun sözcüğünün anlamını düşünelim. Şimdi burun insan vücudunda, yüzümüzde dışarıya doğru çıkıntılı, oval ve küt bir organ. Geminin burnu da aynı şekilde küt bir yapıya sahip ve geminin ucunda duruyor. O zaman burun sözcüğü burada gerçek anlamla ne yapmış? Bir şekil benzerliği yoluyla bağ kurmuş. Köprünün ayakları dedik. Ayak insan vücudunun taşıma organı. Temel özelliği bu. Köprünün ayağı dediğimiz zaman da ne oluyor? İşlev benzerliği yoluyla bu ilk anlamına bağ kurmuş oluyor. Eşyalarını meydanda bırakmaz dediğimiz zaman meydan sözcüğünün ilk anlamıyla bağ var mı arasında? Var. Ortalıkta, açık alanda, göz önünde bırakmaz. O zaman ne oluyor? Yine meydan sözcüğünün şekil benzerliği, işlev benzerliği yoluyla ilk anlama bağlı olduğunu görüyoruz. Çok sık verilen örneklerden biridir. Hocalar bu göz örneğini vermeyi çok severler yan anlamda. Dolabın gözündeki defteri getir dediğimizde göz sözcüğünün anlamını düşünüyoruz arkadaşlar. Şekil ya da işlev benzerliği ile temel anlam arasında bağ kurabiliyor muyuz? Evet, kurabiliyoruz. Göz bir çukurda, oyuntuda yer alır. Önünde bir kapağı vardır. Göz kapağı deriz. Açılır, kapanır. Dolabın gözü de aynı şekilde bir çukur ve oyuntu şeklindedir. Kapağı vardır, açılır, kapanır. O zaman dolabın gözü dediğimiz zaman şekilde işlev benzerliği yoluyla ilk anlamına bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Sözcüğün ikinci ve önemli anlam özelliği mecaz anlamdır değerli arkadaşlar. Mecaz anlam sözcüğün cümlede kazandığı geçici anlamdır. Neden geçici anlamdır? Çünkü o anlam sadece o cümle için geçerlidir. Sözcüğü cümleden çıkardığınızda mecaz anlamını koruyamaz. Mecaz anlam birkaç anahtar kelimeyle açıklayacak olursak 1. Soyuttur. 2. Geçicidir. 3. Ben buna şöyle bir tanımlama yapıyorum. Çizgi film gibidir. Mecaz anlamın
gerçekleştiğini düşünürseniz gözünüzün önüne saçma sapan bir şey gelir. Bugs Bunny'nin çizgi filmleri gibi bir görüntü görürsünüz. Hemen bakalım. Hayallerim yıkıldı cümlesinde yıkılmak sözcüğüne bakalım, yıkılmak fiiline bakalım. Bir binanın yıkılmasının ne demek olduğunu, bir ağacın yıkılmasının ne demek olduğunu biliyorsunuz. Sözcüğün gerçek anlamı, temel anlamı bu. Peki hayal nasıl bir şey ki bir bina gibi yıkılıyor? Çöken bir hayal, böyle ortadan ikiye yarılan, yıkılan bir hayal düşünebiliyor musunuz? Olmaz. Çünkü yıkılmak sözcüğü burada mecaz anlamında kullanılmış. Sözcüğü cümleden çıkarıyorsunuz, tek başına bakıyorsunuz. Tek başına düşündüğünüz anlamı cümleye koyduğunuzda göremiyorsunuz. Burada soyut, geçici, ikincil bir anlam var. Bu mecaz anlamdır. Onun okumakta gözü yok dediğimizde, buradaki göz sözcüğüne bakalım. Az önceki örneklerde işte okumaktan gözleri kızarmış ya da dolabın gözü dediğimizde orada göz sözcüğünün ilk anlamıyla bağ kurabiliyorduk. Fakat burada okumakta gözü yok. E peki gözü nerede? Okumaya gözünüzü nasıl koyarsınız? Okumakta gözünüz nasıl olur? Burada bir deyim içerisinde kullanılıyor. Dolayısıyla mecaz, geçici, soyut bir anlam oluşuyor. Gerçekleri meydana çıkaracağım. E nasıl çıkaracağım? Gerçek dediğimiz şeyin kendisi zaten soyut. Soyut bir kavramdan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla onu meydana çıkarmak dediğimiz şey somut olarak gerçekleşmiyor. Soyut da geçici oluyor. Yine mecaz anlamı oluyor. Ayaklarıma kara sular indi dediğimizde gerçekten ayaklarımıza inen bir su var mı? Cümlenin anlamını düşünelim. Cümle olarak bakalım buna. Burada kastedilen durum çok yürümekten dolayı yorulmaktır. Ayaklarımız şişti deseydik çok normal bir kullanım olacaktı. Ama ayaklarıma kara sular indi dediğimizde sanatsal bir anlatıma başvuruyorum, mecaz yapıyorum, bir deyim içinde kullanıyorum. Dolayısıyla burada deyim içinde kullanıldığı için mecaz anlam vardır diyebiliriz. Yine burnundan kıl aldırmaz. Burun sözcüğünün az önce gerçek anlamını ve yan anlamını konuşmuştuk. Burada da kibirli olmak, kendini hiçbir zaman işte aşağı düşürmemek, açık vermemek anlamında kullanılan bir deyim. Burnundan kıl aldırmak deyiminde buradaki burun sözcüğüyle gerçek burun arasında bir bağlantı var mı? Yani burnundan kıl aldırmamak deyimini kullandığınız zaman gözünüzün önüne böyle bir görüntü canlanıyor mu? Yok. Burnundan kıl aldırmamak deyince gözümüzün önünde kibirli kelimesi canlanıyor, kibirli kavramı canlanıyor. O zaman mecaz anlam için toparlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. Mecaz anlam sözcüğün başka kelimeleri, kavramları karşılamak için ortaya çıkan anlamıdır. Bu cümleler için geçerlidir, başka bir cümlede başka bir anlama gelebilir. Soyuttur ve geçicidir. Şimdi temel anlam ve mecaz anlam olarak ikiye ayırdık. Tablomuzun ortasında farklı iki durum olduğunu görüyorsunuz. Bunlara özel durumlar dedim ben. Aslında terim anlamı birçok kaynağın temel anlam başlığı altında, gerçek anlam başlığı altında verdiğini görürsünüz. Fakat terim anlam özel bir durumdur. Şimdi bunlardan bahsedelim, sonra argoyu anlatacağım. Terim anlam bir bilim, sanat, meslek dalına ait kazanılmış özel anlamdır. Hemen şurada iki cümle görüyorsunuz. Oyun 3 perdeden oluşuyor. Perde biliyorsunuz bir tiyatro terimi. Tiyatronun, tiyatro oyununun ana bölümlerine biz perde diyoruz. Oyun 3 perdeden oluşuyor demek, oyun 3 ana bölümden oluşuyor demektir. Buradaki perde sözcüğü tiyatro sanatında kendine has özel bir anlam kazanmıştır. Halbuki perdenin gerçek anlamı şu, eve 3 perde yaptırdık. Güneşi önlemek için, evin dışarıdan görünmesini önlemek için kullandığımız bir araçtır bu, bir kumaştır. Şimdi bu gerçek anlamla şunun arasında az da olsa bir bağlantı olduğu için birçok kaynak bu terim anlamı gerçek anlam içinde sayıyor. Terim anlam mı, gerçek anlam mı, mecaz anlam mı olduğunu anlamanız için arkadaşlar altı çizili kelimeye değil cümlenin tamamına bakmanız lazım. Çünkü sözcükler bağlam içinde anlam kazanırlar. Kullanıldığı cümleye göre anlam özelliği değişebilir. Bakın 3 perde, 3 perde, burada terim anlam, burada gerçek anlamda kullanılmış. Terim anlamla alakalı dikkat etmemiz gereken bir başka ayrıntı, bu zaman zaman gözden kaçıyor. Farklı bilim dallarında, farklı meslek dallarında aynı sözcüğün farklı terim anlamları olabilir. Mesela bitkinin kökü biyolojide, canlılar biliminde bambaşka bir şey ifade ederken, bitkilerin işte çoğalmasını, beslenmesini sağlayan organını ifade ederken, sözcüğün kökü dediğimiz zaman dil biliminde, dil bilgisinde bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda matematikte de sayıların kökü var. Sayıların kökünü alıyoruz. Dolayısıyla kök terimi
Her bilim dalında farklı bir anlam kazanabilir. Yine bunu anlamanın en güzel yolu cümlenin tamamına bakmak ve sözcüğü o cümle içinde değerlendirmek. Sözcükte anlam sorularını çözüyorsanız kesinlikle ama kesinlikle sadece altı çizili sözcüğe bakmayacaksınız. Cümlenin tamamına bakıp cümledeki anlamına o şekilde karar vereceksiniz arkadaşlar. Bir diğer özel durum argo anlam. Son yıllarda sorularda karşımıza çıkmaya başladı. Müfredatlara da yavaş yavaş giriyor. Argo'nun halk arasında çok yanlış bir kullanımı var. Biz argo'yu küfürmüş gibi zannediyoruz. Ayıplı sözmüş zannediyoruz. Halbuki argo ayıplı söz ya da küfür değildir değerli arkadaşlar. Argo belli bir meslek grubunun ya da toplumsal grubun kendine has özel anlam yüklediği kelimelerdir. Dolmuşçu argosu olabilir, fırıncı argosu olabilir, öğrenci argosu olabilir, çeşitli suçluların kendine has argoları olabilir. Kelime o grup içinde özel bir anlam kazanır. Günlük hayatta, günlük konuşmalarda sık sık karşımıza çıkar. Mesela bu çantayı 50 papele bırakırım dediğinde papel sözcüğünün para yerine kullanıldığını görüyoruz. Halk arasında kullanılan bir ifade bu. Gördüğünüz gibi ayıplı bir söz ya da söylenmesi uygun olmayan bir söz değil. O 9. sınıfı çift dikiş yapmış. Okul hayatımızda arkadaşlarımızın zaman zaman bu duruma düştüklerini, sınıfta kaldıklarını, sınıf tekrarı yaptıklarını görürüz. Bunun için kullanılan argo ifade çift dikiş, ayıplı söz değil. Aynasızlar birkaç arabayı çevirmiş. Polisler için kullanılan bir ifade bu biliyorsunuz. Argo bir ifade. Çok hoş bir ifade değil ama neticede hakaret içeren bir ifade değil. Bu da bir argo oluyor. Dostum bırak bu ayakları dediğimizde yine arkadaş arasında, arkadaş muhabbetlerinde sık sık kullanılan bir ifade bu. Buradaki ayak sözcüğünü tabii ki gerçek anlamda düşünmüyoruz. Bu sözleri bırak işte ya da beni kandırmayı bırak anlamında kullandığımız bir ünlem. Değerli arkadaşlar sözcükte anlam konusunun temel konusu bu. Temel anlam, mecaz anlam olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Bunların alt başlıklar içinde yan anlamımız, terim anlamımız, argo anlamımız var. Fakat bir sözcüğü biz esasında temel anlamına ve mecaz anlamına göre inceliyoruz. Bu konuyu iyi öğrendikten sonra sözcükler arası anlam ilişkileri konusuna geçebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Teşekkür ediyoruz.